Değerli arkadaşlar, bugün milli egemenliği konuşuyoruz. Milli egemenlik ve çocuk bayramı bugün. Son dönemlerde en büyük problemimiz kavramların içinin boşaltılması. Neyi çok konuşuyorsak aslında en çok onu istismar ediyoruz ve en çok o kavram zarar görüyor. Bakın, yaklaşık 20 yıldır kendini dindar diye tanımlayan bir iktidar var başımızda. Ve dinle oturuyoruz, dinle kalkıyoruz. Din çok konuşuluyor. Bir araştırmadan bahsedeceğim. Çok ilginç ve çok çarpıcı değerli arkadaşlar. Halka soruluyor. Deniyor ki acil bir işiniz çıksa ailecek. Bu anket 30 sene önce Özal hükümeti zamanında yapılıyor. Acil bir işiniz çıksa ve çocuklarınızı komşuya bırakmak zorunda kalsanız aşağıdaki komşulardan hangi meslek grubuna bırakırdınız? Orada sayılıyor. Hakimler var, savcılar var, polis var, öğretmen var. Birçok meslek sayılıyor. Din görevlileri var. 30 yıl önceki ankette birinci sırada din görevlileri var. Yani dindar insanlara insanımız güveniyor. Acil bir işi çıksa çocuğunu din görevlisine emanet etmeyi göze alıyor. Aynı anket birkaç ay önce yapıldı. Bir araştırma şirketi yaptı. Acil bir işiniz çıksa çocuğunuzu aşağıdaki komşulardan hangisini bırakırdınız? İlk onun içerisinde din görevlileri yok. Aslında bu anket Türkiye'nin nereye geldiğini çok güzel özetliyor değerli arkadaşlar. En çok dinin konuşulduğu bir dönemde dinin en çok işi boşaltıldı. Bu ne demek? En çok din istismar edildi demek. Bugün bizim sempozyumumuzun üst başlığı da milli egemenlik. Yine bu iktidar döneminde millet iradesi her şeyin üstündedir. Milli egemenlik her şeyin üstündedir. En çok kullanılan kavram. Siyasetçi hırsızlık yapıyor, savcı soruşturma açacak. Ya sen atanmışsın, beni millet seçti. Millet iradesinin üstünde bir irade olmaz. Sen beni hesaba çekemezsin diyor, otur bakayım diyor, oturtuyor. Danıştay hükümetin hoşuna gitmeyen bir karar verecek ya da Anayasa Mahkemesi hükümetin hoşuna gitmeyecek bir karar verecek. Diyor ki sen seçilmiş değilsin, sen atanmışsın. Millet iradesinin üstünde bir irade olamaz, ben Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum diyor. Yani adeta millet iradesi put haline getirildi. Ama çok ilginçtir değerli arkadaşlar. Yine aynı insanlar şimdi örneğin İstanbul'da millet iradesi onları iktidardan etti. Bu sefer ne diyorlar? Sandıktan çıkacak her sonucu kabul etmek zorunda değiliz diyorlar. Yani bu sözü Sayın Bahçeli söyledi, hepiniz biliyorsunuz. Ve aynı insanlar değerli arkadaşlar, biz gidersek ülkenin beka sorunu olur. Yani ülke yıkılır diyorlar. Değerli arkadaşlar, Kaddafi'yi hepimiz biliyoruz. Kaddafi Libyalılar için çok milli bir adamdı. Libya'nın petrolünü millileştirdi, petrol gelirini milletine dağıttı ve Libyalıların bir eli bayağıda, bir eli balda yaşıyordu. Ama Kaddafi bir yanlış yaptı. Yanlışı devletini kurumlar üzerine değil de kendi üzerine inşa etti. Yani Libya devleti Kaddafi üzerine kuruluydu. Onun için Kaddafi yıkıldı, Libya devleti de yıkıldı. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devlet çok farklı. Nasıl? O kurtuluşu sağladı, ardından istediği gibi bir devlet kurabilirdi. Kurduğu devleti kendi üzerine inşa etmedi. Devleti kurumlar üzerine inşa etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine inşa etti. Üniversiteler üzerine inşa etti. Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine inşa etti. Yargı organları üzerine inşa etti. Onun için ne dedi Mustafa Kemal Atatürk? Benim naciz vücudum bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır dedi. Şimdi Atatürk'ün kurumlar üzerine inşa ettiği bu devleti tekrar kendi şahısları üzerine
inşa edenler, tekrar tek adam üzerine inşa edenler beka sorunundan, biz gidersek devlet tıkırır sözünden dem vuruyorlar. Siz beka sorununu çözmek istiyor musunuz? Kuruluş ayarlarına dönün. Siz beka sorununu çözmek istiyor musunuz? Milletvekillerini emirleriniz olmaktan çıkarın. Öncelikle mecliste milletin iradesini yansıtabilecek bireyler haline getirin. Siz beka sorununu çözmek istiyor musunuz? Bakanları ağzınıza bakarak iş yapacak insanlar olmaktan çıkarın. Özgür iradeleriyle milletin menfaatine iş yapacak insanlardan seçin. O zaman çözersiniz. Siz yine beka sorununu çözmek istiyor musunuz? Dördüncü güç bugün kabul ediliyor ya, medya. Medyayı yandaş medya olmaktan, havuz medyası olmaktan kurtarın. Özgür medya haline getirin. O zaman çözersiniz. Yargıyı talimatınızla iş yapan bir kurum olmaktan çıkarın. Bağımsız ve tarafsız yargı haline getirin. Bütün bu sorunların çözüldüğünü göreceksiniz. Sözün özü şu değerli arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurul salonunun hemen arkasında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazar. Siz biraz önce saydıklarımı yerine getirdiğiniz zaman, işte o zaman egemenlik kayıtsız şartsız milletin olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kuruluş ayarlarına döner. Ne beka sorunu olur ne de başka bir sorunu olur diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu konuşmayla da bu oturumu bitiriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.